Değerli Kozmik Radyo dinleyenleri, yeni bir programla yeniden karşınızdayız. Canlı programlarımız her gün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Bugün değerli bir konuğumuz var. Aslında bugün ben de konuğum. Çünkü program benim değil, ben normalde bu programa çıkmıyorum. Değerli konuğumuzu eşlik etmek üzere buradayım. Program her zaman olduğu gibi bizim gündem. Pınar Aytekin ve Salih Bilecik programı. İsteç okulların sponsorluğunda yapılan bir program bu, bildiğiniz gibi. Bu programın sponsoru İsteç okulları, bir kez daha belirtelim. Konuğumuz ise Murat Arabi, Adana'da renkli kişiliğiyle tanınan, özellikle yerel medyanın çok yakından tanıdığı, gündemde olan bir isim. Kendisi ünlü bir iş adamı, bugün bizimle birlikte olacak ve bizimle değerli fikirlerini paylaşacak, iş dünyasına ilişkin konuları açığa çıkaracak ve biz ne dediğimiz, uzak olduğumuz konulara ışık tutacak. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bir katkım olsa sektör adına ben oturalım. Evet, ben de başlayayım. Evet, ben başlayayım hemen. Tabii Adana'da sizi tanıyor ama tanımayanlar için biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz, neler yaptınız bugüne kadar? Ben Adana çocuğuyum. Yani doğma büyüme buralıyım. Her ne kadar Adana'nın tarzı bir şeyler olmasa da yani Adana için çalışıyorum. Adana'dan yetiştim, Adana'da eğitim gördüm. Sporlarımı, küçüklüğümü, yaralarımı, partilerimi Adana'da aldım. Mevlerimi de şimdi ailemle, arkadaşlarımla, çevremle paylaşıyorum. Umarım faydalı bir sohbet olur. En azından sektörde, beyaz eşya sektöründe birkaç aklındaki soru işaretlerine cevap oluyor. Bazı bir noktaları konuşuyoruz, yeniliklerden anlatıyorum. Umarım güzel bir sohbet olacak. KM Teknoloji ortaklarındansınız, kurucularındansınız. Evet. Özellikle Siemens bayiliği yapıyorsunuz. Evet. Sizin bulunan diğer markalarda Siemens'te neler var bu firmanızda? Anlatabilir misiniz? Aslında parakende sektörüne adım atarken markaları belirip kendi adımıza çok da zor olmadı. Neden? Yıllardır sektörün kurumsal tarafı, masanın diğer tarafında görev aldım. Ben sektöre Siemens'te çalışarak başlamıştım zaten. Çok iyi bir okulu dinliyorum hala. Yani Siemens'te görev yapmış herkesin her kurumda çalışabildiğini. Daha sonra bir Kore markasıyla bir dünyada bir Samsung'da görev aldım. Yaklaşık total Samsung'da olan hizmetine bir sırada dahil konuşursak 11 yıl kadar orada görev aldım. Adana'dan çıkıp İstanbul'da Türkiye Satışı Grubu olsun'u yaptım. Daha sonra bir Amerikan firması bırakıp orada görev aldım. En sonunda yıllardır düşündüğümüz değerli ortam, şu şartlı sektörün önemli isimlerindendir. Hatta şöyle söyleyeyim, Ankara Salonu'nda birçok markanın sahip olduğu bilgiyi harmanlamış değerli bir arkadaşımdır. Beraber bir iş yapmak istiyorduk. Ne zaman karar verip kendimiz yapalım. Sektörde bir açık var, bilgi eksikliği var, donanım eksikliği var, bunu yapalım. Kısmetmiş 2018 Kasım ayında KM Teknoloji Başakları'nda Kürşat Murat olarak kurduk. Memnunuz. Neden Siemens'in showroom'una yönelik bir franchise'e dahil olduk? Dediğimiz gibi her ikimiz de Siemens kökenliyiz. Markayı tanıyoruz, üretim kalitesini biliyoruz. İlgisini biliyoruz, disiplini biliyoruz. Alman disiplini yapılan bir üretim kapasitesi var. Bunun meyvelerini biz yerken herkesin de doğru şekilde bilgilenerek paylaşmasını istedik. Diğer temsil ettiğimiz elbette markalarımız var. Yani Haylaz'a bayiğimiz olan Electrolux var. ST var. Eiffel var. Çeşitli markalarda çözüm ortaklığı yapıyoruz ama bizim ana markamız şu aşamada Siemens. Neden Siemens'i tercih etsin bu vatandaş? Neden? Yani diğer bir sürü büyük firmalar var, bilmemler, Veste değil. Ya aslında biz bu şirketi kurarken neden bizden
ürün alsınlar, bunun cevabını verebiliyor muyuz diye sorduk. Yani bizim de farkımız olacak diğer bu işi yapanlarla. Bir donanım farkımız var. Her ikimiz de sadece Siemens'e değil, birçok markayı tamamıyla tanıyoruz. Her markanın özelliklerini, yeni çıkan teknolojileri takip ediyoruz. Bunda havada bir esnaf değiliz. Yani benim malım zaten iyi, bir şey anlatmama gerek yok demiyoruz. Her tüketicimize, her sorularına cevap vermeye çalışıyoruz. Bilmiyorsak bilmiyoruz, size öğrenip döneceğiz diyoruz. Neden Siemens olsun? Mesela Parakende de neden beyaz eşyada tüketicilerimiz Siemens'i tercih etsin? Yani sizin farkınız ne diye bu soru olacaksa cevabım şu. Siemens 125 yaşında, yani tüm dünya savaşlarını görmüş tek beyaz eşyada. Yapmışlar yıkılmış, yapmışlar yıkılmış. Yani temeli sağlam çubuklarla yavaş yavaş tekrar kendini büyütmüş ve günümüze kadar da gelmiş. Yaptığı her üründe bir kalite kontrol sistemi oldu. Ve bunda da evet bende hata olur ama en az bende olur desturuna hareket etmiş. Biz de bu şekilde yaklaşan bir markanın temsilci olmakta çok mutluyuz. Ürünün kalite bazına bakarsak diğer markalardan farkını, her şeyden önce ülkemizde en çok bilinen sanayileşmiş ülke kim dersek Almanya'dayız. Yani Siemens'te çok değerli bir Alman markası. Ve Türkiye'de çok ciddi yatırımlar yaptılar, üretim üssü kurdular. Benim Siemens'te çalıştığım dönemde bulaş fabrikası henüz yeni açılıyordu mesela. Eskiden dışarıdan gelen ürünler şimdi artık burada yapılıyor. Mağazamızda olan ürünlerin %95'i artık Türkiye'de yapılıyor ve 69 ülkeye buradan gidiyor. Biz böyle güçlü firmanın temsilcisi olarak Adana'da, Parakende temsilcisi olarak satışını yapmak bize gurur veriyor. Çünkü biz başımızı ağrıtacak bir markayı satmak istemiyoruz. Yani müşteriyi doğru yaratmak istiyoruz. Tabiri caizse kurşunumuz az, o yüzden de iyi ilerlememiz gerekiyor tüccar olarak. Kişiliğimiz belli, karakterimiz belli, doğru bilgi vermemiz gerekiyor tüketicilere. Çünkü kandırma lüksümüz yok kimseye. Bizim en büyük sermayemiz şeffaflık, dürüstlük ve bilgi. Kahve teknoloji bunun için. Araya gireceğim mecburen. Çünkü sponsor demek çok önemli biliyorsunuz. Program sponsorumuz İSEC Eğitim Kurumları. Türkiye'nin ilk ve tek mühendislik, fen ve teknoloji lisesi Adana'da açıldı. Ve bu eseri yetiştirmek üzere 33 tane beyin arıyor. Üstün nitelikle yetiştirilecek 33 tane beyin için yola çıktılar. Onu da belirtelim. İSEÇ okullarının sponsorluğunu yaptığı bizim günden devam ediyor. Ve ben hemen bir soru sormak istiyorum Murat Bey. Beyaz eşya denilince insanlar çok hassas. Çok araştırıyorlar, çok bakıyorlar, çok da haklılar. Çünkü özellikle son yıllarda bir hayli pahalı ama evinde vazgeçilmesi. Beyaz eşya konusunda doğru bildiğimiz bir dizi yanlış olduğunu düşünüyorum. Nedir tüketicilerin bilmesi gereken doğrular, yanlışlar nedir? Biz doğru bildiğimiz yanlışları bize anlatır mısınız? Eskiden beyaz eşya teknoloji bir cihazdan çok mutlak ihtiyaçları bilgilerle için kullandığımız sıradan eşyalar olarak görülürdü. Ama şimdi öyle değil. Artık beyaz eşya insanların yaşam kalitesini ortaya koyuyor. Mutfaklar eskiden misafirlerimizin en az ziyaret ettikleri yerlerde, dolabın kapağını açmak ayıp sayılır mesela. Şimdi tam tersi, insanlar misafirlerini mutfakta bile ağırlayabiliyorlar. İstiyorlar ki benim cihazlarımı görülsün. Bir prestij noktası haline geldi aslında beyaz eşya için. Bir de... açık mutfak olayı da körükleri zannediyor. Tabii, açık mutfak demek biraz daha estetik kaygıları da ötene attı. Hangi cihaz alsam hem güzel görünsün hem işimi görsün ve marka olsun. Evet, marka olması gerekiyor. Nedeni şu, beyaz eşya aldığınızda birkaç yılını almıyorsunuz. En az 15 yıl kullanmanız gerekiyor. Eğer 15 yıldan daha az kullanacaksanız aslında verimlilik düşüyor. Ve bir buzdolabı aldınız, 15 yıl oldu ve bir kez arıza yaptı diyelim ve 800 lira para verdiniz bu arızaya. Bu çok büyük bir rakam değil. 15 yılda 800 lira bedava. Bedava. Sadece bizim yapmamız gereken şey şu, beyaz eşya ertelenebilir. Ama iptal edilemez bir ihtiyaç. Yani buzdolabınız bozulduğunda gelecek ay alalım diyebilirsiniz ama iptal edemezsiniz. Buzdolabınızı yaşayamazsınız. O yüzden de bazı alışkanlıklarımıza merak etmemiz gerekiyor. Bu nedir? Eskiden alışık olduğumuz klasik teknoloji çift kapılı üstten dolmuşlu buzdolapları var. Hala var. Ama alttan dolmuşlulara yatırım başladık. Kombinelerin buzdolapları.
burada amaç neydi? En az kullanılan buzluk tarafını aşağılara, en çok kullanılan sebzelik tarafını bel hizasına ortalayarak eğilip kalkma derdi, hastalıklar, sağlıklar, ilaçlarımız için ve kullanım derdilemeyi için gereken bir şeydi. Şimdi onlara yatırım yapılıyor. Tabii ki adanımız gibi bir yerde stoklu bir sebze meyve almayı severiz. Karpuzu tüm koymak isteriz veya keseriz, sığsın isteriz. Dolaplarımız geniştir. Diğer tüm bölgelere göre, hatta Türkiye pazarına göre geniş hacimli dolapların en çok satıldığı bölgedir bizim bölgemiz. Adana, Hatay, Urfa, derin dondurucular dahil. Sıcakta doğru orantılı olarak. Tabii. Burada önemli olan karar verirken bir markanın servisinin ne kadar fazla olduğu önemli değildir. Aldığınız yerdeki tatmin olacağınız bilgidir. Önemli olan malın kalitesidir. Sizin ihtiyaçlarınızı giderecek bir markayı seçmek. Markaya karar verdikten sonra zaten ürünle ilgili olan sizin bilgilendirmeleri mağazadaki bu sektörü yapan arkadaşların doğru bilgilendirmesi lazım. Biz mağazamıza gelen her tüketicinin elinde olan model koduna göre değil, baştan aşağı sıfırlayarak ayırıyoruz. Diyoruz ki kaç kişi bir aileniz var? Hani çamaşır makinesi almak istiyoruz. Kaç kişi bir aileniz var? Kaç çocuğunuz var mı? Kaç küçük çocuğunuz var? Alerjisi olan bir yapımız var mı? Kullandığınız veya ne sıklıkta çamaşır yıkıyorsunuz? Seçeceği kilograma kadar doğru bilgileri vermeye çalışıyoruz. Çünkü bazı tüketicilerimiz diyor ki işte bana 7 kilo yeter. Hayır, yetmiyor işte. Yani anlatılan şeyler de yetmiyor. 4 kişilik bir aile var, bir tane bebeğim var, alerjen, biraz alerjik bir yeri bir çocuğum var. O zaman siz modeli tamamen değiştirmeniz lazım. İhtiyaçlarınıza göre ürün almanız lazım. Kullanmayacağınız özelliğe para vermek lükstür. Burak Bey, sözünüzü keseceğim ama şimdi siz güzel anlatıyorsunuz. Siz eminim sizin orada öyle yapılıyor. Ben beyaz eşyanın çok büyük mağazalardan alınmasına karşıyım. Çünkü hiçbir şekilde bize bilgi verilmiyor. Alışık kalıyoruz. Sadece dış yüzeylerine bakıyoruz. İhtiyaçlarımızın ne olduğunu anlatabileceğimiz biri gerekli bize. İşte orada da şimdi sizin bu anlattıklarınız öne çıkıyor. Az önce sanırım Salih Bey sordu. Niye insanlar sizi tercih etsinler diye. Ben şahsen beyaz eşya alırken büyük bir mağazadan beyaz eşya almayı tercih etmiyorum. Çünkü cevap verecek insan bulamıyorum. İşte hiç alakası olmayan kişileri koymuşlar satış endeksi ve hiçbir soruyu da yanıtlayamıyorlar zaten. Bilgi yok. Bilgi yok. Biz bu açığı gördüğümüz için kendi işimizi yapmaya karar verdik. Çünkü Kürşat da ben de dedik ki bu emeğimizi kendi adımıza gösterirsek büyürüz. Çünkü en büyük sermayemiz bu bilgi donanımı zaten. Kimisinin parası, kimisinin bilgisi var. Bizde bilgi var. Ve bu bilgini doğru yansıtıyoruz tüketicilerimize. Örneğin, şunu gözlemledim. Bu son 2,5 yıllık pazarda. Tüketicilerimiz kilogram tercihini yaparken çamaşır makinelerinde 10 kilo, 12 kilo, 9 kilo tercihini söylüyorlar. İlk sorduğumuz soru şu. Neden 9 kilo? Neden 12 kilo? Ya işte çok fazla çamaşırım var. Aslında 9 kilo yıkama testleri tüm markalarda, fabrikalar pamukluya göre yapılır. Örneğin 9 kilo bir makine pamuklu için geçerli aslında, tam kapasite yıkamak için. Her kumaş cinsine göre ayrı ayrı yıkama ağırlıkları vardır. Kuru ağırlıkları bunlar. Yani örneğin yorgan programı seçtiğinizde aslında maksimum 2,5 kilogram ağırlığında olan çift kişilik bir battaniye, kufilik ya da elyaf yorgan anlamına gelir. Siz pamuk yorgan koyarsanız çamaşır makinenizde bela etmek zorunda kalırsınız. Çünkü pamuk yorganlar sanayi tipi yerlerde yıkanması gerekenler. Ev tipi olanlar 2,5 kilogram kuru ağırlık olur. Tam temizlik yapması için de bundan daha ağır bir şey kullanmamanız gerekir. Çamaşır makinesi kadar bulaşık makinesi de aslında çok önemli. Teknolojisi basit ama en çok ihtiyacımızı, yani biz hayatımızı kolaylaştıran ürünlerden bir tanesi de bulaşık makinesi. Burada doğru tercih yapmak gerekiyor. Genelde alışkanlık şu, ben zaten en fazla bir program kullanıyorum. O zaman kullanmıyorsunuz. Onun bulaşık makinesini, evet, ama onun bulaşık makinesini kullanmıyorsunuz anlamına geliyor. Siz sadece istediğiniz şeyi yapıyorsunuz ve sonuçlarından bir süre sonra şikayet etmeye başlarsınız. Örneğin, cam bardakların altında su damlacı resimleri olur, hafif bir kabartma olur. Evet. Su damlacı resmi aslında bulaşık makinesinde yıkanabilir bir cam yapısına sahip olduğu anlamına gelir. Maalesef tek başına bulaşık makinesi değil, bu züccaciye satan esnaf ve satıcı arkadaşlarımızın da doğru bilgilenmesi gerekiyor. Diyecek ki bu bardağı bulaşık makinesinde rahat yıkanabilir. Bu bardak yıkanamaz. Bunu söylememe tercihleri belki biraz pazarlık da etsin ama doğru bilgi gerekiyor. Her bardak bulaşık makinesinde yıkanmaz.
O nedenle de zaten çiziliyor, bozuluyor, bir süre sonra evet. atmak zorunda kalıyor. Bulaşık makinesi bardak çizmez. Çizilmiş bardağı görünür hale getirir. Çünkü hangi şeyle çizebilir ki bulaşık makinesi bardağı? Su fışkırtıyor, deterjanı buluşturuyor. Bardağın çizilmesi için maalesef alışkanlıklarımız var. Hepimiz yıkamadan önce sudan geçiriyoruz. Oysa sudan geçmememiz gerekiyor. Süngerin yumuşak tarafıyla biraz sileceğiz, içine yerleştireceğiz. Deterjanı ve programı doğru seçeceğiz. Mümkünse uzun program seçilmesi lazım. Temizlikte durulama sayısı, bu suyun basınç ayarları buna göre kaydırmaktır. Kısa programda durulma yapmaz. Kısa program elektrik ayarı aslında. Ama tabii ki maalesef hayatımızın da bir ihtiyacı kısa. Her şeyi kısaltma, kısaltma, zaman tasarrufu bir ihtiyacı. O yüzden de beyaz eşya tercihlerinde biz kendi yaşam standartlarımıza göre karar veriyoruz. Ev hanımıysak, ağırlıklı vaktimizi evde geçiriyorsak, uzun programları yine tercih etmeliyiz. Çalışan bir anneyse, daha kısa süreli programda ihtiyacımız varsa, kısa programlarda yine uygun bulaşıkları tercih etmeliyiz. Bu sadece bulaşık makinesi için mi geçerli, çamaşır makinesi için mi geçerli? Çamaşırda da aslında markalar standartlarını haftada 3 en fazla yıkamaya göre yaparlar. Yani ama bizim kültürümüzde neredeyse her gün, hatta evet, bazen her gün 3 kez yıkamalar da söz konusu olabiliyor. Peki bu makinelerde son günlerde biliyorsunuz, son yıllarda diyeyim hatta sıvı deterjanlar çıktı. Evet. Sanki benim için de öyle, daha kolaylık gibi geliyor sıvı deterjan. Çünkü çamaşır makinesinde toz deterjanı kullandığımızda çıkan çamaşırlarda bir beyazlık oluyor çoğu zaman. Evet. Yani bulaşık makinesinde de hakeza öyle. Sizce bu ikisinin arasındaki fark nedir? Makinede hangisini tercih etmeliyiz? Mesela bizim markalarımız, CMS, iSensor teknolojisi var. Burada çamaşır üzerindeki deterjan ve köpük algısıyla ek durulama yapıyor, size sormadım. Çünkü hala bir deterjan kalıntısı var, tam durulanmadığı için programı uzatabiliyor. Evet. Doğru deterjan bu konuda önemli tabii ki. Genelde fazla yüklemeden kaynaklı da olabiliyor. Çünkü çamaşır makinesini yıkama prensibi şudur. Şu gözünüzün önüne getirin. Filmlerde hala görebiliriz. Nehir kenarlarında çamaşırın üstüne sopayla vurulurdu. Evet. Oradaki amaç odur. O basınçta kirin, yani üstündeki kayaya serbest, evet, çıkması içindir. Kirin artık çamaşırdan çıkması içindir. Çamaşır makinesinde de her ağırlık uyarısı bu yüzden yapılıyor zaten. Yani 9 kilo diye tıka basa dolduramazsınız. Tıka basa doldurursanız o çamaşırın kazan bölmede yukarıdan aşağı düşmesi gerekir. Düştüğünde de kazanın deliklerinden o kirlerin dışarıya çıkması lazım. Yani bizim eskiden sopayla yapılan işi makine yukarıdan çamaşırı düşürerek yapıyor. Eğer siz tıka basa bunu doldurursanız deterjan kalıntısı her türlü olacak. Çünkü bir türlü devir yapamıyor, içindeki kiri atamıyor. Temiz kokan ama kirliliğinden arındırılmamış çamaşırlarınız olur. O yüzden mümkün olduğunca çamaşır makinesi yüklemesi yaparken düşük kilogramlı ağırlıkları kullanın. Makine 9 kilo olsun, sorun yok. Kazanın geniş olması güzeldir. Temizliği daha güzel yapar. Ama 9 kilo yerine 5 kilo, 6 kilo gibi ağırlıklarla çamaşır kullanmak lazım. Bunun en kolay ölçümü kazanın tepesinden bir karış elinizle ölçtüğünüzde bir boşluk olması yeterli olacaktır. Evet. Murat Bey, biliyorsunuz 16 Mart tarihinden itibaren bir pandemi süreci yaşandı. Ülke genelinde koronavirüsle mücadelemiz halen de devam ediyor. Siz de İKM Teknoloji olarak sağlık çalışanlarına destek verdiniz. Orada çalışmalarınız oldu. Biraz bahsedebilir misiniz? Naçizane bir katkımız oldu. Biz yapı itibariyle sağlık çalışanların bazı ihtiyaçlarını olduğunu gördük. Türkiye genelinde. Burada tek başına kavmi olarak biz değil, burada BSH, CMS yönetiminin de tabii büyük emekleri var. Bizleri doğru yönlendirdiler. İhtiyaç duyulan sağlık çalışanlarının kurutma makinesi ve çamaşır yıkama makinesi ve Aylos teknoloji, son teknoloji ürünlerimizi kendilerine kullanmaları için verdik. Burada amacımız şuydu, hala böyle bir tekim, sağlık çalışanları evden istedikleri zaman gidemiyorlar, 7-24 çalışıyorlar. Evet. Onların bu emeklerinin karşılığında hiç değilse çamaşırları ve kıyafetleriyle ilgili, kendi kıyafetleriyle ilgili hijyen konusunda destek olmak istedik. Umarım kendilerine bir nebze olsun, en azından desteklendiklerini hissediyorlardır. Ne yapsak az onlar için şu aşamada. Evet, İstek Okulları'nın sponsorluğunda devam eden bizim günler programındayız.
Program konuğumuz Fırat Arabi, Adana'nın yakından tanıdığı renkli bir kişilik, iş adamı ve beyaz eşya üzerinde çok ciddi açıklamalarda bulunuyor. Bizim bile bilmediğimiz, yani yıllardır beyaz eşya kullanıyoruz ama bilmediğimizde çok şey varmış diye ben hayrete düşüyorum açıkçası. Evet, ben hemen son yıllarda çok konuşulan bir şey var. İşte inverter ya da asmıfır gibi reklamlarda falan bunu dile getiriyorlar da bunun asıl amacı nedir? Enerjiyi daha az kullanmak mı, verimin yüksekliği midir, nedir? Bir de bu derin dondurucularla ilgili bilgi almak istiyorum. Son yıllarda satışının bir hayli yükseldiğini duyuyorum. Özellikle Kurban Bayramı dönemlerinde tavan yapıyormuş diye bir araştırma okumuştum geçen gün. Bunlar hakkında biraz bilgi alalım. Enerji verimliliği 2000'li yılların başından beri çok ön plana çıktı. Evimizdeki artık kullandığımız her cihazın enerji harcaması veya doğaya saldığı gaz, ısısı, sesi, bunların hepsi artık belirli standartlara bilmesi gerekiyor. Avrupa Birliği uyum yasası gereği artık Türkiye'deki markalarımız da bu regülasyonlara uyarak ürün kalitelerini arttırdılar. Burada önemli olan şuydu, bazı kıstaslara ulaşmak için malzemeden acaba taviz verilmiş olabilir miydi? Şüpheler oluyordu. Yani az elektrik harcasın diye örneğin bulaşık makinesi için, az elektrik harcayacak bir A+ olması için acaba kurutma performansı düşüyor mu, düşürülür mü diye şüpheler vardı. Şu da bir gerçek, eskiden kullandığımız çamaşır ve bulaşık makinelerinde sınıfsal bir durum yoktu. Yani A sınıf olması gibi bir ihtiyaç veya böyle beklenti ya da bir gündem olmadığı için elektriği sonuna kadar harcıyordu tabiri caizse. Bu yüzden de ne zaman yıkarsanız yıkarın, ister kısa ister uzun sorudan tam kurutma performansı oluyor. Ancak bu belli bir süre sonunda makinelere zarar veren değil. Paslanmaz denilen cihazlar aşırı ısınan dolayı paslanmaya başlıyor. Şimdi fabrikalar eğer A sınıfını yapmak istiyorsa malzeme kalitesini arttırmak zorundayız. Bunu arttırdıklarında A+, sesi kıstıklarında A++, elektriği daha az harcadıklarında A++++ oluyor. Şimdi yeni bir regülasyon geliyor. Halkımız artık yeni kodlara alışmak zorunda kalacak. Bugün A++ diye bildiğimiz, aldığımız ürünler artık yeni regülasyonda F sınıfı olarak. Şimdi F inanılmaz bir düşüş gibi algılanıyor ama aslında şu anki standartların karşılığında. Bu şunu gösterecek, artık dünyadaki benim diye markalar daha kaliteli ve daha uzun bir ürün yapmak zorunda kalacak. Şimdi o F'den itibaren artık geriden yukarıya doğru tırmanışlar başlayacak. Bir üzücü haber, bunun maliyeti artacak. Yani bunun maliyeti artacağı için satın alırken mi, kullanırken mi? Maliyet artacak nedeni şu, o kaliteye tekrar yukarı sınıfa taşımak için verdiği ihtiyacı teknolojik yatırımlar yapılacak, gelişimler sağlanacak. Malzemenin kullanımı değişecek. Bu güzel bir şey aslında. Çünkü daha ucuz olsun diye daha düşük kalite malzeme kullanan markaların elenmesi gündeme gelecek. Yani herkes fason marka yapma işini birkaç kere daha düşünecek. Bu güzel bir şey. Çünkü elimizde önemli olan şu, ne kadar az enerji harcayan cihazlar olursa bütçemizde de o kadar artık katkısı olacak. Eskiden klima, inverter olmayan klimalarla inverter olan klimalar arasında şu an neredeyse 1/4 oranında fark var. Yani 1000 lira elektrik faturası ödeyen geniş bir evde olduğunu düşünün. 24'lü klima dahilinde konuşuyorum bunu. Şimdi hiç değilse herhangi bir markanın bile inverter'ini alsa nereden baksanız %40 tasarruf sağlıyor. Bu önemli. İhtiyaçlarımız, beklentilerimiz artık marka seçimlerimizi de etkileyecek. Size bu anlamda daha fazla bilgiyi sunan, daha fazla kaliteyi sunan markaları tercih etmeniz gerekiyor. Eski alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekecek. Çünkü bir markaya alışmamız için memnuniyet seyrimiz önemli hale geliyor. Biz çok sevindik mesela temsil ettiğimiz markada 27 yıldır Siemens kullanan bir tüketicimiz geldi. Bozumu değiştirmeye geldim dedi. Yeni nesilde bu biraz daha hızlı ilerliyor. Çünkü direkt markayı tanıyarak ilerliyorlar. Yeni tecrübelerini yapacaklar. Evde kullandıkları annemizin, babamızın kullandığı cihazlar artık küçümseme hale gelmeye başlıyor. Çünkü yeni bir şey denemek istiyorlar. O yeni bir şey deneyen nesli kazanmamız gerekiyor işte. Biz Adana'da da nasıl söyleyeyim, hani hitap ettiğimiz kitle bu teknolojik araştırmayı çok yapan kitle.
seçkin bir müşteri kitlesi var yani markamızın. Araştıran, bilen, ne istediğini bilen, sadece arkadaş tavsiyesiyle değil, araştırdığı için almak isteyen müşteri kitlemiz var. Aslında zor bir kitle. Çünkü en az sizin kadar biliyorlar bunu. Yani. Bizim de hoşumuza gidiyor. Çünkü bilenle bunu konuşmak markamız adına çok daha iyi. Anlatma uzunluğunda kalmıyorsunuz. Hani eksiğinden işte kalitesinde ürün farklılığı. Çözüm ortaklığı da sunuyoruz müteahhit firmalarına. Sadece beyaz eşya değil, ev yer. Anlatı ve diğer Ankara çözümler konusunda da çözüm ortaklığı da yapıyoruz. Bir planımız var ortamda. Hani az önce de Türk noktalarını konuşuyorduk. Beyaz eşya kullanımı farkında. Bir YouTube kanalı açarak her cihazda ne tarz şeylerle sorunlar karşılaştırılır veya karşılaştığımız sorunlarda ne gibi çözümler olabilir. Servis çağırmadan çözebilecek bir sürü şey var aslında. Bunları yapabilir. Örneğin fırınlarda çek için en doğru seçim, en doğru ısı ve tepsi kalem ayarları bunu anlatmak istiyoruz. Böyle bir açık var aslında. Babam da rahmetli çeyiz içinden geldiği için şeylerdi. Ev hanımları bazı yemekleri yapamadığında gurur yapıp bunu pek sormak istemez nasıl yapılıyor diye. Onlara kolay yol gösterdik aslında. Onun da öyle denk gelmedi ama mesela günümüzde internet var. Yapamadığı bir şey hemen sorabiliyor, bakabiliyor. Biz de o yönde bir kanal açıp sosyal medya üzerinde bunu yaymak istiyoruz. Rüya Hanım, aslında buradan bir anons edebilir misiniz? Ev hanımları merak ettikleri soruları, bu konuyla ilgili soruları, WhatsApp'ımızdan mesaj çekebilir miyim? Evet, sormak isteyen dinleyenlerimiz WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirler. 0542 457 60 WhatsApp hattımız. 457 60 0542 457 60 İsteç okullarının sponsorluğunda devam eden bizim gündem programının konuğu Murat Arali. Murat Bey, şimdi Adana oldukça sıcak bir memleket. Hepimiz Adanalıyız burada. Şimdi sizin Kambiye Teknoloji'ye gelsem, bir de özellikle antibakteriyel önerebileceğiniz ne tip klimalar bulabilirim orada? Burada önemli olan aslında klimayı kullanmak istediğiniz yerin ölçüleri, ne kadar güneş gördüğü, apartmanın hangi katındasınız, terasa yakınsanız farklı bir model, eğer orta katlardaysanız ihtiyacınızın yani 18 gibi 12 gibi iş görebiliyor. Metrekare burada önemli. Eskiden 18 diye hani 20-25 metrekadar bir alanda kullanırken şimdi artık 12'likler, klimalar o metrekareleri yetiyor. Şimdi 1400 teknolojisi bu konuda daha verimli çalışıyor. Siemens'in ve Carrier marka klimalarımız var. Carrier biliyorsunuz klimanın modülü bir marka. Yani önemli bir verimlilik var. Isıtmada 3 artı. Bunlar önemli. Şimdi bir çeşit reklama geçsin istemem bu ama hani kalite ürünün farklılıkları arasında Carrier'ı sayabiliyoruz. Üstelik fiyat rekabeti açısından da birçok markaya da yakın. Eskiden bu tarz markalarda bir beyaz eşya markasının klimasıyla uzmanlığı olan bir markanın kliması arasında dev uçurumlar oluyor. Şimdi uçurumlar giderek kısalıyor. Bu aşağıdan gelen markaların da tabii kalitesinin arttığını gösteriyor. Klima tercihimizi yaparken önemli olan şu dayanıklılık, tecrübe, filtre miktarı, verimlilik, ses bunu göz önüne almamız lazım. Ve mümkünse ihracat da yapan bir marka olsun. Nedeni şu, ihracat şu an önemli. Avrupa Birliği Uyum Yasası gereği belli standartlar olması istiyor kalitemiz. O kalitenin altında olursanız zaten kabul edin. Eğer Avrupa Birliği'ne gönderebilecek kadar klima satılıyorsa bir kere, demek ki o marka bağışları doğru yapıyor. Buradan markadan bağış söylüyorum. Bu ister Siemens, ister Carrier, ister değerli koşullu olsun. Karar verirken sadece bunları göz önüne alıyoruz. Sayın Erhan Bey, Adana diğer illere göre bir farklılık gösteriyor mu? Buzdolabı ve klima kullanımında diğer illere fark atıyor mu? Sıcaktan ötürü soruyorum. Klima pazarında yani Türkiye'de satılan toplam klimanın en çok adetsel büyümesi bizim bulunduğumuz bölgeye Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgeye oluyor. Ankara ve Marmara bu konuda daha düşük adetlerizler. Çünkü iklimi gereği ihtiyaç sağlıyoruz. Mesela bu kurutma makinesi olarak baktığımız zaman da Marmara bölgeye ve Ege bölgeye çok daha fazla kurutma makinesi bulunuyor. Kurutma makinesi gelecekte her evde olması gereken bir cihaz. Nedeni şu, her ne kadar Adana'mızda sıcakta dışarı hızlı kuruttuğunu düşünsek de aslında ıslak bekleyen her tek üründe bakteri ürüyor. Bakteri ürüyor.
Ama kurutma makinesi bakteri oluşumunu engelliyor. Size dolap kurulunda fırsatlar sunuyor. Yani kazanızı katlayıp sebeple koyuyorsunuz kurutma makinesinde, kurutmanı çıkarıp dolaba koyuyorsunuz. Yani ekstradan bir yere kullanması gerek yok. Kirtiklenmesini engelliyor kurutma makinesi. Zarar görmesini engelliyor, kazanın genişlemesini. Zamandan da tasarruf oluyor. Evet. Yani az stokla falan, o da bayağı çalışıyor. Çalışma süresi ne kadar olur? Makineden daha mı az? Seçtiğimiz programa göre değişiyor. Yani 30 dakikalık kurutma programı da var, 4-4,5 saatlik de var. Mesela bir karışık düzende, yani pamuklu, sentetik, renkli, beyaz karışık kurutma programları da var. Süreleri değişiyor ama orada önemli olan şu, her kumaş cinsinin farklı kurutma süreleri var. Örneğin pamuklu 3 saatte kuruyor, sentetik 2 saatte kuruyor. Eğer bunu karışık yaparsanız tekrar demir çıkıyor. Burada önemli olan kullanmak için mutlak sürede kullanım kılavuzu kullanmamız gerekiyor. Örneğin sensofileşli bir teknoloji var mesela senin. Senin çok hoşuna gidiyor çamaşır makinesinde. Örneğin çok sigara içilen bir ortamdayız veya işte yağ, ter bir şekilde kokuyla ilgili sorun olan bir ortamdan çıktık ama kirli değil aslında kıyafetimiz. Sensofileşli kullanıyorsunuz. Buharı O2'yi O3 yapıyor, ozonu çeviriyor ve dezenfekte ediyor bakterileri, deterjans, dezenfekte ediyor. Bu önemli bir özellik aslında. Benzeri bir özellik yine kurutmada da var. Havalandırma fonksiyonu var mesela. Kirli değil ama bir havalansın diyorsunuz. Kurutma makinesi bunun için önemli. Havalansın diye balkona veya bir sandalyenin üstüne koyduğumuz şey aslında havalanmıyor. Havalanmıyor, yani olmaz. Çünkü onun için belli bir ısı gerekir, bir rüzgar, gerekir dışarıda olduğunda. Kurutma makineleri bunu sağlıyor. Hem kısa sürede sağlıyor, ergonomik. Ve daha sağlıklı oluyor, daha hijyenik oluyor ve tekstillerimiz, kullanımız, kıyafetlerimiz daha uzun ömürlü oluyor. Murat Bey, kurutma makineleri diye anlatıyorsunuz da bunlar şu anda çamaşır makinalarıyla birleşmiş entegre durumda mı? Kurutma makinalarını ayrı olarak mı alıyoruz? Tavsiyemiz ayrı ayrı olması yönünde. Çamaşır makinesiyle beraber olanlar aslında yer problemi yaşayanlar için oluşturmuş bir çözüm. Avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Avantajları nedir? Daha küçük yer işgal ediyor. Aynı makine içinde olduğu için. Dezavantajı size biraz iş yükü çıkarır. Çünkü karışık yıkadığımız bir çamaşırda kurutmayı seçtiğimizde örneğin 10 kiloluk bir makinenin kurutması 6 kilogramsa siz içinde 10 kiloluk pamuklu koyduysanız veya karışık düzenli şey koyduysanız ayırmanız gerekiyor kurutu. Pamukları ayırmanız gerekiyor. Diğerlerini ayırmanız gerekiyor. Halbuki ki arıza olduğunda da maalesef makineyi de kullanıyorsunuz. Yalnız burada çok enteresan bir durum var. Değerli dinleyenler. Ya ben de ben şimdi onu söyleyeceğim. Hiç bu anlattıkları kesinlikle lüks değil. Tamamen ihtiyaç sahipte eşine bir tane alıyorsun yani. Onu söylüyorum. Şöyle hiç katılımcı olmuyor. Buradan da yani. Beraber dinliyorum. Beraber dinliyorum. Ben bir şey soracağım. Aklıma bir şey takılıyor. Genellikle bu hep sorun oluyor da bunu hanımlar nasıl beceriyor ben de bilmiyorum. Bulaşık makinesinde bulaşıklar yıkanıyor, çamaşır makinesinde çamaşırlar yıkanıyor. Pis, işte tortusu bilmem ne falan, yağ bulaşığı. Bu nasıl temizleniyor? Kendi kendine temizliyor? Silmesinde böyle bir özellik var mı? Özel bir filtre var şu an içinde. Her makinede, her markada özel bir gider filtresi var. Belli periyotlarda tabii o filtrenin çıkarılıp temizlenmesi gerekir. Bulaşık makinesinin prensibi az suyla çok iş yapmak, kirliliğin yoğunluğuna göre durulama sayısını arttırır. Sudaki kirlilik eğer hala fazla görüyorsa, yani yukarıdan fışkırttığı suları tazmin fışkırtıyor, hala aşağıya kirli su gidiyorsa sensörler bu kirliliği algılıyor ve durulamaya devam ediyor. Eğer filtre tıkanırsa zaten kokmaya başlıyor bir süre sonra makineler. Mesela evindeki kullandığımız çamaşır makinesi bulaşık makineleri belli periyotlarda ağır bir kokuya sahip olur. Bu bakteri ürediği anlamına gelir içinde temizlik ihtiyacı vardır. Yalnız hanımlarımız bu konuda bir yanılgı içindeler. Boş çalıştırıyorlar ama yine aynı deterjanı kullanıyorlar. Mesela çamaşır deterjanı ile boş çalıştırıyorlar. Hayır, olmaz. Çünkü bakteriler öldürmesi için temizlik malzemesi kullanmamız gerekiyor. Onlara özel, çamaşır makinesi, bulaşık makinesine özel temizlik maddeleri var. Bunlar marketlerde de satılıyor veya evinizdeki markanın servislerinde vardır. Bunları almaktan ve kullanmaktan çekinmeyelim. Çünkü gerçekten önemli bir hijyen faktörü bunlar. O koku bakteri olduğu için oluyor. Tıpkı insanlardaki ter kokusu gibi. Ter kokusu bakteri etli olur. Yani bakteriler yapar kokuyu. Bunları arınmak için ilgili temizlik maddelerini kullanmamız gerekiyor. Peki Ar-Ge çalışmalarında bunu kendi kendine temizleyen, ileride bir makine üretiyor mu?
Tabii ki olur. Yani insan aklının hayal ettiği her şeye ulaşabilme güdüsü var. Bu da olacak. Yakın gelecekte hatta makineler üzerinde başladı da bazı arızaların çözümleri kendisinde var. Sizi yönlendiriyor makineler. Bunu şu an en yaygın yapan televizyonlar. Televizyonlarda bir arıza olduğunda online üzerinden bağlanıyor. Servise de gelmediğinde birçok şey çözülüyor. Bu şimdi akıllı ev aletleri gündemde, işte smart örneğin, işte kameralı buzdolapları, internet bağlantılı ocaklar, fırınlar gibi. Mesela bunlar da size yardımcı olacak. Yatırımdan bir yöne gidiyor. Artık evlerin interneti diye bir kavram var. Tüm markalar bunlara yatırım yapıyor. Evinizdeki buzdolabın ile arabanız bile konuşur hale gelecek. Endüstri 4.0'dan bahsediyoruz. Birkaç öncesine kadar ki CMS bu konuda ilk adım atan markadır Türkiye'de. Özel bir konuydu. Şimdi artık 5.0'lar konuşulmaya başlandı. Yatırım, geleceğe yönelik yatırım, bu Ar-Ge çalışmaları her marka için çok önemli. Hayal etmek için biz her ne kadar küçümsesek de hayal etmek bile bir Ar-Ge yatırımı. Çünkü o hayal ederek ulaşıyorsunuz birçok şeye. Yani interneti nasıl günümüzde kullandığına bakmış. Birisi hayal etti, görmüş olabildiğini ve yaptı. Yani internet böyle çıktı oraya. Murat Bey, ben hemen bir şeyi çok merak ediyorum. Şimdi biz ihtiyaçlarımızı eskilikçe alıyoruz ya da yeni bir ürün çıktıkça alıyoruz. Nasıl sıfırdan başlayabiliyor? Hayatta yeniden başlayabiliyorsanız ya da bütün cihazlarınız birden eskiliyse yenileme olabiliyor. Şimdi sıfırdan almaya gelsen, bana maliyeti nedir bunun? Yani minimum ve maksimum arasında bir ortalama yapacak olsak ya da minimum ya da maksimum fiyatları söylesek, işte bir evin ihtiyaçlarının tamamını söylüyorum. Şu an üç beyaz eşya. Yani, simesi daha hangi? Yani üç beyaz eşyayla mı kalıyor? Hayır, üç beyaz eşya diye bir şey yok. Yok mu yani? Hayır, üç beyaz evlenelim, üç beyaz eşya erkek olacaklar. Ha, eskiden de o, şimdi onun bulaşık makinesi var, ankastresi var, yani hepsi değişik. Şimdi ankastre takım, buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, komple ne kadara mal oluyor? Hatta klima ve televizyon da dahil olabilir. Mağazamızda Siemens üzerinden hak edersek, ankastre setler 3 bin liradan başlıyor. Aslında Siemens adına çok radikal bir fiyat var. 3.000 liradan başlıyor ve bu ankastre seti 35.000 liraya kadar yükseltebiliriz. Bu tamamen sizin ihtiyaçlarınız, beklentileriniz ve hayat standartlarınızla ilgili bir şey. Beyaz eşyada da öyle. Bu ulaşım makinesi yani 2.400 liradan başlıyor. 19.000 liraya kadar yine ulaşım makinesi. 19.000 lira aslında yüksek gelmesin. Veya bir buharlı fırınımız var 17.000 lira. Mesela bundan yüksek gelmesin. Bu Adana'da belki de bu üst segment grubu en çok satan noktalardan bir tanesi biziz. Müşteri kitlemiz içinde bir grup da var. Onların ihtiyaçları, beklentileri farklı. Tam tersine 2.000 liralık veya 1.500 liralık ankastre fırınlarının ihtiyaç ve beklentileri farklı. Siz ne kullanıyorsanız derseniz, ben de dedim ki indüksiyon ocak kullanıyorum. Nedir o? İndüksiyon. Bu elektrikli de ocak. Ancak radyan dediğimiz, yani ısınmaya hani kırmızı göz olur yakınızda elektrikli ocakta ve elinizi değdirseniz yeter. Ama indüksiyon da sadece manyetik rezonansla çalışıyor. Tencerenizin içini ısıtıyor. Kaynadıktan sonra tencereyi kaldığınızda, elinizi koyduğunuzda sıcaklığı hissetmiyorsunuz. Yani eliniz yanmıyor. Güvenlik adına çok önemli. Bir litre su veya 9,5 dakikada kaynıyorsa indüksiyon ocakta bu %50 oranında azalıyor. Ve bir gaz ocak düşünün. Tencereyi koydunuz. Alevi gözünüzün önüne getirin. Tencerenin altında böyle kavrayarak alev yanar. Sadece o görüntü bile şunu düşündürmeli, bu gazın acaba ne kadarını ısıtma için kullanıyoruz biz? 100 birimlik bir gazın maksimum oranda %60-62 oranında kullanabiliyorsunuz. Ve bu maksimum oranda kullanan nadir markalardan bir tanesi de Siemens'tir. Yani aslında gazın %40'ı boşa gidiyor doğalgazın. Ama elektrikli ocaklarda %100'ünü kullanıyorsunuz. Çünkü tencerenizin altı tamamen aynı ısıyı eşit veriyor. Tabii, indüksiyon ocakları, bu verimlilik açısından farkı bu. Yani doğal gazla maliyetesine baktığınız zaman hemen hemen aynı. Ama verimlilik daha fazla indüksiyon ocaklarında. Çünkü daha hızlı sonuç alıyorsunuz, daha verimli pişiyor. Normalde bir saatlik bir yemeği size yarım saatte pişirebiliyor. Bunu alıştığınızda zaten gazlı ocak kullanmazsınız. Peki Murat Bey, bu anlatmanız gerçekten
ben bey olarak bilmiyorum. Onlar da merak ettikleri için söylüyorlardı. Siz bunu, bu anlattıklarınızı geniş kitlelere nasıl duyurma? Böyle bir çalışmanız var mı? Mesela bir konferans salonunda konferans vererek ya da bir televizyon programında gerçekten bu arge ya. Bunlar bilmek ya. Püf noktaları aslında önemli, evet. Elbette önemli. Bunu anlatmak benim lazım. Benim de yani bilmediğim şeyler evet var. Ben bile tüketicilerimizden bazen anlatıyorlar, öğreniyorum. Mesela mikrodalgada da yoğurt yapan tüketicimizle tanıştım geçen. Mikrodalgada da bildiğiniz yoğurt. O kadar güzel bir mantıkla hareket etmiş ki yoğurdun mayalanma süresi ve sabitlisi gerekiyor. Yani. O da mikrodalga sağlıyor. Bir anda yapıyorum. Fırında bile yoğurt yapanlar var. Bulaşık makinesinde ıspanak temizlemek için kullanılanlar var. Vallahi. Mesela bunlar gerçekten tüf noktaları. Aslında bu tarz şeyleri herkesin paylaşması lazım. Kurumsal hayatta çalıştığım dönemde buna yönelik çok taleplerimiz, savaşlarımız oldu ama markaların her zaman önceliği bu olmuyor. Bunu mutlaka düşünmesi gerekir. İşin tüketici tarafından baktığımız zaman mesela beni şaşırtan şey şu olmuştu. Neden 9 kiloluk makinede aslında 6 kilogram yüklenmesi idealdir? Neden bunu markalar paylaşmıyor? Çünkü bu bir pazarlama stratejisi. Yani sürekli daha büyüğünü, daha büyüğünü aldırma güdüsü gerekiyor. Şimdi işin ticaretine baktığımız zaman böyle. Ben geniş kazanılması taraftarıyım. Ama 9 kiloluk makine 9 kiloluk tıka basa doldurulması makinenin doğru kullanımda anlamına gelmiyor. Geniş alan olsun ama daha az çalışıyor. Doğru bilgileri verildiği sürece de aslında dediğiniz doğru. Bunu yapan aslında sosyal medyada ve çeşitli sosyal medya kanallarında yapanlar, püf noktaları, kullanım şekilleri, yemek yapmasından tutun cihazların kullanımına kadar. Ama biz özel bir marka şeklinde değil de genel anlamda böyle bir çalışma yapmayı planlıyoruz bu ortamda. Mesela Kürşat çok güzel yemek yapar fırında, anlatırken bir ağzını sorulur. İnşallah bir gün onunla da yani bir yayında hatta canlı video kanalları paylaşırız. Olmazsa bir gün ikinizi birlikte alırız, ara gerek tarifi falan da serpiştiririz. Murat Bey, yıllardır çalışmalar sürdürüyorsunuz. Başka firmalarında, başka markalarında çalışmalarını yaptınız. Sahalarda çok gördük sizi. Ve sonunda idareniz olan kendi iş yerinizi açtınız. Burada genç girişimcilere neler söylemek istersiniz? Hiçbir şekilde cesaretini kaybetmesinler. Her şey gençken yapılıyor ve bunu denemekten de korkmasınlar. Birkaç defa yere düşüp tekrar ayağa kalkma enerjileri var çünkü o yaşta. Ama belli bir yaştan sonra bu riski alamayacaklar. O yüzden ne kadar erken aslında bu tarz şeylere kendi işlerine yatırım yaparlarsa o kadar iyi. Üniversite elbette önemli, okumak elbette önemli çünkü işin akademik bilgilerine ihtiyacı var. Saha bilgisi bu süsü oluyor. Benim en büyük avantajım yani 17 yıllık bir sektör deneyimim var. Artık markaların üretim şeklinden, pazarlama stratejilerinden ve ürün algısına kadar birçok şey biliyorum. Şimdi tüketicilere de bunu anlatabiliyor. Markaların nasıl yapması gereken şeylerden bir tanesi de şu. Yerelde artık tanıtım çalışmalarına önem vermeleri gerekiyor. Şundan uzaklaşmaları lazım. İşte biz ulusal ölçümleme yapıyoruz. O yüzden örnek olarak söyleyeyim. Adana'daki yerel bir medyanın tanıtımının verimli olduğuna inanmıyoruz. Şimdi bu benim karşı olduğum bir şeydi ve global dev büyük firmalarda ben çalıştım konuyla ilgili ve yerel medyaya en çok kullanan yöneticilerden birisi de benim. Yani sadece Adana değil, Adana'dan tutun tüm Türkiye'ye kadar yerel medya üzerine en çok yatırım yapanlardan biri benim. Hatta henüz marka yeni yayıldığı dönemlerde satılmayan ilçelerde bile reklam çalışması yapmış. Çünkü reklamın amacı sadece satışın gelmesi değildir. Markanın da bilinirliğini arttırmaktır. Ben buna frekans sayısı derim. Mesela şu an temsil ettiğimiz markaların dönemlerinin yöneticilerin onları baskını yapıyoruz. Aynı fikirde olduğumuz çok konu da var onlarla. Diyorum ki markanın akılda kalması için bir şeyin tekrarlanması gerekir. Bu isterseniz bir ışıktaki bir logo olabilir, bir gazetedeki bir şey olabilir, sosyal medyadaki bir görsel olabilir. Bu markaların sürekli gündeme gelmesi lazım. Akılda, hatta bununla ilgili çok da güzel filmler var doğal yönetimiyle ilgili. Eğer örneğin Adana'da her gittiğiniz mekanda planlı da olacak bu. Bir masaya oturdunuz, 15 numaralı sürekli bir 15 numara var önünüzde. Otobüse bindiniz, otobüsün işte şoför arka camında reklam alanında bir 15 yazıyor. İşte yolda yürüyorsunuz, bir panel gördünüz, orada bir 15 rakamı var.
İnsanlar sokakta birkaç kişi sürekli 15 rakamıyla yürüyor görüyorsunuz. Ve bunun 2 gün sonrasında ben size desem ki aklınıza gelen X sayı söyleyeyim, siz 15 diyeceksiniz. Bu böyle olacak. Marka da böyle bir şey. İlla neyi sattığını bilmenize gerek yok. Bu Siemens olur, işte Koçkulu markalarımız olur, işte diğer Kore markaları olur. Bunların hepsinde aslında marka yönetimi, pazar stratejisi böyle başlar. Bilinirlik böyle oluşur. Akla gelen ilk marka olmalı gerekiyor. Bunu yapmak için bu tarz yatırımları ulusalda değil, önce yerelde yapabilirsiniz. Yerelde konuşmalarla yapabilirsiniz. Ondan sonra zaten ulusal ölçümlemesi yapılır. Ve bunu da ulusaldan onda bir bedelle yapabilirsiniz. Peki, peki Siemens Türkiye genelinden ağırlandığında işte duyma sattığınızda şey yaptığınızda o insan anında ne diyorlar ona? Ulaşabileceği servis ağı. Nasıl? Servis kalitesi BSH kurumunun gerçekten iyidir. Her yılda ödünden alın. Memnuniyet oranları çok yüksektir. Bu önemli. Ama bizim bu parakende sektörüne girerken hedefimiz servisin ne kadar iyi olmasından çok ürünün ne kadar iyi olmasıydı. Yani tüketiciler servisi olabildiğince az görmesi lazım. Az görmesi lazım. Çünkü bu ürün ne kadar az sonuç çıkarırsa bu mal o kadar fazla satılacak anlamda gelir. Aslında o yüzden BSH servisleri şeyden yapılırlar. Arıza az çıkıyor, para kazanamıyoruz derler. Arıza değil yani. Mesela buzdolabı aldım, çamaşır makinesi bilmem ne bunu gecikiyorlar. Öyle bir gecikiyorlar ki işte 10 gün sonra yapıyor, 5 gün sonra yapıyor. Genelde yaz döneminde markalarda, klima sezonunda özellikle bu gecikmeler yaşanıyor. Ama bu günümüzün değil, yıllardan beri bu şekilde. Çünkü belli kafesinde sulu oluyorsunuz. Hatta esnaf olarak biz şunu duymayı çok severiz. Bir müşteri gelsin, bugün kurmazsanız klima almam desin, ha tamam klima satılacak desin. Çünkü yapımız gereği biz hep son güne bırakmayı severiz. Bir gün önce eğer ter içinde uyanıyorsak o gün klima isteriz. Aslında klimaları eğer tüketicilerimiz uygun fiyatla almak istiyorsa yaz döneminden önce alması gerekir. Her yıl istisnasız zam geliyor çünkü sezonda. İndirim adı yapılır yine indirim ama zamlı haliyle yapılır. Her zaman sezon. Yani ihtiyacı duyacağınızı öngörerek hareket etmeniz lazım. Elinizde klimanız bozuldu, klima ihtiyacınız var ama kış ayındasınız. Doğal gazla ısınıyorsunuz, ihtiyacınız yok gibi. Şu an önemli değil diyorsunuz. Aslında önemli. Ucuz alacaksınız, sezondan önce alacaksınız. Hemen ertesi günde montajı sağlayın. Eğer siz yaz aylarında beklerseniz, pazar mantığıyla düşünün. Çok satıldığı dönemde fiyatlar artar, düşmez. Artar. Programımızın sonuna geldik Murat Bey. Ben bir son bir soru sormak isterim. Buyurun. Son soruyu şu şekilde soruyorum. Beyaz eşya alacak tüketicilere ne öneriyorsunuz? Uyarılarınız ne olur? Ne olursa olsun beyaz eşya küçümsenecek bir harcama değildir. Evin mutlak ihtiyacıdır. O yüzden karar verirken en az 15 yıl kullanacakmış gibi hareket etmeniz lazım. Bir telefon, bir televizyon gibi değil. Her yeni çıktığında değiştiğinde değişim bürüsü olmaz. O yüzden beyaz eşyalarda bakarken görüntüsünden hoşunuza gideceğini, estetik ayarlarınızla ön plana alan, teknolojik anlamda sizi rahat ettireceğini, donanımlarını bildiğiniz, ürünün kalitesine emin olduğunuz tercihler yapmanız lazım. Ve mutlaka ihtiyacınıza göre almanız lazım. Mutfağınız eğer tadilat aşamasındaysa beyaz eşyayı önce alıp veya arka sebebinizi ona göre mutfağınızın tadilatını yapmanız lazım. Eğer mutfak tadilat değilse mevcut mutfağınıza eşya alacaksanız mutfağınızın ölçülerine göre eşyanı almanız lazım. Dolabınızın alanı küçükse siz büyük dolap beğendiyseniz maalesef bu ihtiyacınızı karşılamıyor. İhtiyaç fazlasında olur. Ona göre almanız lazım. Şu konuda da bir tüketicilerimizin yanılgısı var. Hepsi bir markalama olsun. Hayır, öyle yapmak zorunda değilsiniz. Hepsini ayrı ayrı markalardan da ikna olduysanız alabilirsiniz. Örneğin bu buzdolabınız bir isim markadan, çamaşırı başka bir markadan, bulaşı başka bir markadan alabilirsiniz. İşte servis gelsin, hepsini bir anda yapsın. Yok, servis zaten kaç defa vereceksiniz? Hangi markaya ikna olduysanız ona yönelmeniz lazım. Biz de KM olarak tüm bu çözümlerde size rehber olmaya hazırız. Doğru bilgilendirme üzerine hareket ediyoruz. Markadan bağımsız tatmin edeceğimizi düşünüyoruz. Bilgi olarak sizleri her zaman da mağazamıza bekleriz. Şimdi son olarak söyleyebileceğiniz, en son olarak söyleyebilirim ama bunu Siemens'i neden tercih etsin insanı onu da anlatırsanız da memnun olurum. Siemens tüm daha önce dediğim gibi tüm dünya savaşını görmüş tek bir yerleşen markası. Bütün yatırımlarını sürekli yeniden yapılanma üzerine yapmış. Dünyayı yön veren teknolojiye sahip.
1986 yılında ilk ev tipi Alcazar bilimini yapmış ve Alcazar'ın isim babası, mucidi. Şimdi baktığımız zaman bu kadar yılların tecrübesine sahip bir markanın hata yapma olasılığı çok düşüktür. Çünkü olasılığı her türlü hatayı zaten yaşamıştır, yapmıştır, önlerini almıştır. Size bir örnek vereyim. Siemens'te çalıştığım dönemde bulaşık fabrikası yeni açılmıştı. Fabrika ziyareti, sonuçta markanızı tanımamız için firma diyor ki çalışıyorsun ama bir markayı temsil ediyorsun, gel bakalım sen bir fabrikaya gel, tanı. Orada bir duvar vardı, duvarın ortasında bir tane şartel var, büyük. Vardiya mühendisinin kontrolünde oluyor. Diyelim ki bir hata tespit edildi, o şartel iner. O hatanın sebebi bulununcaya kadar da üretim yapılmaz. Benim çalıştığım dönemde 6 ay bulaşık makinesi stoklarına girmemişti, 3-4 dolarında. Herkes yani niye yapılmıyor, yapılmıyor? Çünkü hatanın bulunması gerekiyor. Şöyle bir tercih yapan markalar da var Türkiye'de o dönemde. Ya boş ver, hatalı olsun, üretesi şikayetlese değişiriz. Alman sistemi bunu kabul etmiyor. O hatayı mutlak surette çözmesi gerekiyor. Çok hoşuma giden marka, bu mağazayı açmakta, marka tercihimizde ön plana çıkan bir tecrübem var, onu yaşamak isterim. Bu da sorunuza gerçekten büyük güzel olacak. Malum Yalova depreminde, Gölcük depreminde onca kayıptan sonra bir bay toplantısı yapıldı. Bay toplantısında baylanan bir tanesi Bay Roniye, Roman Hürmet'i, o zamanki başkanı, bir soru sordu. Dedi ki, bir ara bir kronik dolap arızası olmuştu, onu toplatmıştınız Türkiye'den. Ama çoğunda da o arıza yoktu. Bu dolapları depremzedelere verebilir misiniz dedi. Çok da güzel hayır işi oldu kadına yaklaştı. Önce bir 60 kurtmanı koptu. Güzel bir teklif olarak algılandı. Ama hiç unutmuyorum verilen cevabı. Biz onları potansiyel arızası var ve gelecekte bunlar sorun çıkarır diye toplattık. Hiçbir insana arızalı ve potansiyeli sorun çıkarır ürünü vermeye layık değil bunlar dedi. Bunu asla güzel sanmıyor. Bu düşüncede olan bir markanın temsilcisi olduğu için de o dönem orada çalıştığım için de gurur duyuyorum. Malını sattığım için de onur duyuyorum. Ve yine aynı anlayışta olan markaları satıyoruz. Yine dünyada markaları satıyoruz. Ben bu şekilde yaklaşıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Yayını bitiriyoruz. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok evet, teşekkür ederim. Kozmik Radyo dinleyenleri bir yayın daha burada sona eriyor. Haftayı da bu şekilde kapatıyoruz. Bildiğiniz gibi bugün Cuma ve Bağbali programlarını biz bu hafta erken günleri aldığımız için Cuma günü Bağbali'miz yok. Çünkü iki tane olan Bağbali'yi hafta içerisinde bitirmiştik. Bizim günden programı burada sona eriyor. Konuğumuz Murat Arabey'e teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki programın sponsoru İsteç Okulları'na sponsor oldukları için hem teşekkür ediyor hem de aradıkları eğitim kalitesi